Soyadım Yarıcı. Evli misin? Evet. Nasıl evlisin? Bildiğin gibi işte. Nasıl yani? Nikahlı mısın? İmam nikahı. Çocukların var mı? Var, iki tane. Biri oğlan, 7 yaşında. Biri de kız, 3 yaşında. Okuman yazman var mı? Nereden olacak? Yok. Geçen yıl kursa gittiydim ama tam çözememiş. Nasıl oldu anlat bakalım. Nasıl olacak? Vurdum ona hakim bey. Hakim hanım. Neyle vurdun? Baltayla. Neresine vurdun? Başına gelmiş. 2 şak olmuş. Neden olmuş diyorsun? Sen bilmiyor musun? Görmedim. O sırada kendimi yok etmişim herhalde. Baltayı aldığımı biliyorum. Çocukların çığlıklarını duydum. O sırada adamlar odaya üşüştü. Biri kafama bir yumruk vurdu. Kafam kapıya çarpmış. Bayılmışım. Hastanede ayıldım. Kocanı öldürmüşsün, doğru mu? Öyle dediler. Sen bilmiyor musun? Öldürdüm herhalde. Neden öldürdün? Şimdi her şeyi bir bir anlat bakalım. Hiçbir şeyi saklamadan, ne biliyorsan. Yok. Saklayacak ne var? Ölmüş işte garip. Ortada. Üzülüyor musun? Üzülmez mi insan? 9 yıllık eyalimdi. Peki ne yaptı da baltayı salladın adama? Öldürmek istemedim. O anda elime balta geçti. Korkar diye mi düşündüm, bilemeyeceğim. O anda dedin. Hangi anda? Bilemeyeceğim. Kavga mı ediyordunuz? Bana git dedi. Ben de gitmem dedim. Bana bak git, beni söyletme dedi. Ben de sen ne biçim adamsın ya, beni ona gönderiyorsun dedim. Kime? Seni birine mi gönderiyordu? Bazı gönderir. Nereye? Kumar borcu birikince, biliyor musun? Altından kalkamaz beni yollar. Sen de gider misin? Gitmesem döver. Bebeler de korkar, ben de korkarım. Ne yapman için? Susma, açık açık söyle. Söylenmez işte. Sen anlayıver. Hep aynı adama mı yollar? Yok, bir gün ona, bir gün ötekine. Kime borcu varsa. Peki kim biliyor bunu, kimse biliyor mu? O gittiğim heriflerin hepsi biliyor. Peki başka bilen var mı? Yok. Utandım. Kimseye demedim. Nerede buldu seni? Nasıl evlendiniz? Onun o zamanlar çalıştığı apartmanda bir evde kalıyordum ben de. Küçükken almışlardı beni. Bebelerine bakıyordum. Beyefendi çok iyi bir insandı. Ama hanımım hep beni döverdi. Bir de erkek kardeşi vardı. Bana hiç rahat vermezdi. Hep üzerime çökmek isterdi. Bir gün hanımım evde yokken üzerime çöktü. Kendimi kurtaramadım. Hanım eve gelince her şeyi anlattım. Ağladım. Ne olur hanım beni doktora götür dedim. Bana arka çıkacak zannettim ama bağırı verdi bana. Beni kovdu. Ortalıkta kala kalmıştım. Hemen bohçamı kapıp kapıcıya koştum. Ne olur bana bir iş bul, bana bir yer bul diye yalvardım. Başka gidecek hiçbir yerim yoktu. Akşamın bu saatinde seni nereye götüreyim dedi. Bu akşam burada kal da sabaha düşünürüz. O da benim gibi garip olduğu için sözüne inandım. Sokağa gitmekten daha iyidir dedim. Ama dediğim gibi olmadı. Sabahına beni sahiplendi. Bu evde oturamayız. Başka bir apartmana kapıcı oluruz dedi. Bekarım dedi. Köyde kimim kimsem yok dedi. Almanya'ya gitmek için sıra bekliyorum dedi. Seni de götürürüm dedi. Bir arkadaşından kapıcılık satın aldı. Oraya gittik. İmam nikahı yaptı. İmam nikahı Allah'ın kıydığı nikahtır. Hükümet nikahını kul kıyar dedi. Ne dese inandım. İnanmasam da elimden bir şey gelmezdi. Aslında iyi adamdı. İyi adamdı da barbut denilen bir illeti vardı. Barbut oynar, benim kazandığım bütün paraları da kumarda yerdi. Ne parası kazanıyordun sen? Gündeliğe gidiyordum.
Apartmanın bütün hanımları beni işe çağırırdı. Savcı, adam öldürdüğün için senin cezalandırılmanı istiyor. Ne diyorsun? Cezam büyük. Savcı bey kendi bilir. Ben cahil bir kadınım. Ben onun ölmesini istemedim. Ölmeseydi yine birlikte oturmak ister miydin? O benim helalim. Başka ne yapacaktı? Ama evliymiş, köyde karısı varmış, seni başkalarına satmış, seni aldatmış. Hepsi doğru. Ama o kadın da beni bilmiyordu. Peki bu şartlarda kendini nasıl savunacaksın? Neler söyleyeceksin? Neler söyleyeceğim? Ben nasıl savunulacağımı bilmem ki. Olan oldu bir kere. Ölen öldü. Senin kimin kimsen yok mu? Bir anam vardı. O da çoktan öldü. Avukat ister misin? Avukat bana ne yapar ki? Seni savunmak için her şeyi yapar. Cezanı azaltmaya çalışır, şahitler bulur. Seni bu işten en az zayiatla kurtarmak için elinden geleni yapar. Parayla mı yapar? Devlet sana yardım eder. Paran yok değil mi? Nereden olsun? Olsa zaten bebelerime verirdim. Babaanneleri köye götürmüş. Peki, duruşma bitmiştir. Zanlıya bir avukat tayini için gerekli işlemlerin yapılmasına ve baroya başvurulmasına karar verilmiştir. Duruşma 10 yaşından Zühra Hanım, gelin şöyle oturun biraz. Şimdi bana biraz hayatınızı anlatır mısınız? Ne anlatayım ki Oyan Hanım? Daha 7 yaşındaydım. Anamın evinden çeke çeke götürdü beni üvey babam o cehennem gibi eve. O kadın bana bir gün olsun Zühre kızım demedi. Bir gün olsun al evladım bir elma ye demedi. Bir gün olsun bebekle oynatmadı beni. Hep kız diye saldırdı bana. Kız git lazımlığı dök. Kız git merdivenleri yıka. Kız git bulaşıkları yıka. Cehennemdi yarabbi o günler. O da garibin biriydi Aslı. Kocası onu da döver döver çekip giderdi. Dışarıda bir dostu varmış, herkes bunu bilirdi. O da öcünü benden çıkarırdı. Çok kızardım anama o günler. Ölümünde varabildim ancak köyümüze. Küstüm, sitem ettim. O da hasta döşeğinde, seni üvey babandan kaçırdım kızım dedi. Yoksa seni satacaktı. Baktım, beni sattığını bilmiyor. Oysa benim için para vermişlerdi. Benim yanımda. Kimsenin suçu yok. Sonra o herif girdi araya. Dün hakim hanıma anlattıklarımın hepsini bugün gazeteler yazmış. Bir de anlattırma bana. İhsan Efendi ile oturalı kaç yıl oldu? 10 yıl herhal. 2 sene sonra yüklendim. Oğlan 7 yaşında şimdi. Anlat, anlat bana. Her şeyi bilmek istiyorum. Onun Boztepe'de bir köylüsü vardı. Gece kondusunun bir odasını bize kiraladı. İhsan beni oraya getirdi, burada kal dedi. Yeni bir ev kiralayıncaya kadar bekleyelim dedi. Ama komşular nikahsız olmaz diye dayattılar. O da imamı buldu, gece ahbaplarını topladı. Nikaha kıydılar, şerbet içtiler, çekip gittiler. O da sabah olunca eve gitti. Bazı geceler orada kalıyor, bazı geceler yanıma geliyordu. Orada kaldığı zamanlar çok korkuyordum. Çünkü yemin etmişti, hanımın kardeşini yalnız bulursam kafasına demirle vuracağım diye. Beyefendi hep beni sorarmış İhsan'a. İhsan efendi nereye kaçtı bu kız dermiş. İhsan da bel bel bakar, bilmiyorum beyefendi dermiş. Kız Zühre, iyi ki kaçtın dedi. Yoksa beyefendi seni fena aklayacakmış. Çok gücüme gittiydi. Herkes benim malımı sanıyor ne? İlk günler çok güzel geçti. Sıcacık. Yeni apartmanın kapıcılığını aldık. Hanımlar beni paylaşamıyorlardı. Pazartesi senin, perşembe benim diye. Aralarında hep kavga ederlerdi. Biz de İhsan'la birbirimize anlatır gülerdik. Kimlerdi bunlar? Birazcık anlatsana. Hanımlar mı? 2 numarada senin gibi bir avukat hanım oturuyordu. Bir karı bir koca. Çok iyi insanlardı. Hiç dedikodu bilmezlerdi. Akşamları giderdim onlara.
500 lira verirlerdi bana. Cumartesi pazarda istemezlerdi beni. 5 numarada bir doktor vardı. Karısı, 2 kızı, bir anasıyla birlikte oturuyordu. Benim kızı hastanede o doğurttuydu. Bana 2 kere rapor verdi. 2 kere de kürtaj etmişti beni. Çok iyi bir adamdı. Ama karısı imam nikahlı diye bana kızıyordu. Bu adamın köyde mutlaka bir karısı vardır diye içime ateş düşürüyordu hep. Bu yüzden hiç gitmek istemezdim ona. 6 numarada tütüncüler oturuyordu. Çok zengin bir adam. Ama karısı hastaydı, şekeri vardı. Adamın gözü para mara görmüyordu. Çok eli açık bir kadındı ama hastaydı, zavallı. Bir de şirketçi bir kadın vardı, kocası fabrika işleten. Aman aman, aklım çıkardı benim o kadından. Her gece bir ziyafet, her gece de beni bulaşığa çağırırlardı. Gündüz işim de ayrı. Hanım karşıma geçer, bana bak, bu herif seni sömürüyor. Bütün herifler karıları sömürüyor. Bana bak, bu herif seni kullanıyor. Bütün herifler karıları kullanıyor derdi. Kocası gelince de süt dökmüş kediye dönerdi. Bir de 10 numaraya giderdim pazartesi günleri. Aman Allah'ım, dünyada böyle insanlar var mıydı? Melek mi desem, peygamber anası mı desem, bütün derdimi bilirdi, dinlerdi. Eskilerini bize taşır, apartmandan para toplar, bebelerimi giydirirdi. İhsan huysuzlaşınca da bana akıl verirdi. Dün gelmiş, içeri almamışlar. Para bırakmış bana. Ayda ne kadar para geçiyordu toplam eline? Bilmem ki, paralar hiçbir araya gelmiyordu, aldığımızı yiyorduk. O yeri daha çok. İhsan alıyordu elinden, öyle değil mi? Ben getirir verdim ona önceleri. Ama sonra Muhalla Hanım öğretti, her bir parayı gösterme ona dedi. Sakladığımı görünce de yedim daya. Ne yapıyordu? Paraları yani. 2 ekmeği zor getiriyordu. Kalanı barbuta. Peki. Bana biraz o geceyi anlatabilir misin? Yok avukat hanım, anlatamam. Bilmiyorum ki zaten. Benim ırzıma geçen o haini bile öldüremediydim. Öldürmeyi bile düşünemediydim. İhsan beni bataklıktan kurtardı. Çocuklarımın babası. Nasıl yaptım bu işi bilemiyorum. Anlatamam. O hanımı. Anlattırma bana. Benim seni savunabilmem için her şeyi bilmem gerek. Başka nasıl yardımcı olabilirim ki sana? Sen bana yardım edemezsin. Hiç kimse edemez. Nezarette beklerken duydum. Hakim hanım, Savcı Bey çok ağır ceza istiyor dedi. Öyleyse bütün bunların hepsi eziyet. Nasıl olsa asarlar beni. Ama çocuklarım var. Onlara yazık değil mi? İhsan'ın anası onların yüzünü göstermez ki bana. Hem göstermesin. Bebelerim babalarının başlarını baltayla yarmış anayın etsinler. Sen bugün yoruldun biraz. Ondan böyle konuşuyorsun. Hadi şimdilik dinlen. Yarın yine görüşürüz. Bir şey istiyor musun? İstersen gelme. Gelme. Ben kaderime razıyım. Zaten sana verecek param da yok ki. Aşk olsun Zühre. Ben senden para istemiyorum ki. Sen kadınsın. Ben de kadınım. Elinden bir kaza çıktı diye senden vazgeçemeyiz ki. Hadi yarın görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Onu gelsen bana sor. Ayrılık kolay değil. Onu gelsen bana sor. Günlerimi yapmayın. Zühre Yürücüğüm, Zühre Yürücüğüm. Misafiriniz var, müdüriyette bekleniyorsunuz. Zühre Yürücü, Zühre Yürücü. Misafiriniz var, müdüriyette bekleniyorsunuz. Geçmiş olsun Zühre.
tanımadın mı yoksa? Neden öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun yüzüme? Ha? Tanıdım. Nasılsın? Çok üzüldüm. Ama seninki de hak etti böyle bir muameleyi. Hayvan herif. Kimseye bir şey yaptığı yoktu ki. Derdi benimleydi. İyi ya işte, derdi benimleydi diyor aptal kız. Seni katil yaptı sonunda. Hayatın mahvoldu kızım. Hayatın kaydı. Hayatım mı vardı benim? Oldu işte. Kader. Hayır, kader değil bu. Geri kalmışlığın ta kendisi. Bak Zühre, seni kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç değilse cezanı hafifletmek için. İnan bana, bunun hesabını bütün erkeklerden soracağız. Erkeklerden ne istiyorsun abla? Benim hiçbir erkekle hesabım yok. İhsan seni satmış ama ona buna. Bütün gazeteler yazdı. Sen hiçbir şey düşünme. Sana iki avukat daha tutacağız. Var bir tane. İstemem. İstemez abla. Adım batmış batacağı kadar. Delirdin mi sen kızım? Ben ne dersem onu yapacaksın. Ortalığı ayağa kaldıracağız. Savcıyı büsbütün kızdırırız. Zaten kızmış. Cezasını isterim diyormuş. Belki de beni asarlar. Orasını düşünme sen. Merak etme. Ben merak etmiyorum. Siz de etmeyin. Ha bir Zühre eksik, ha bir Zühre fazla. Hiçbir şey fark etmez. Siz rahatınıza bakın abla. Bu ne demek oluyor şimdi? Ben hapislere düştükten sonra benim için yapılanların ne kıymeti var? Ben o zaman hepinize ayrı ayrı demiyor muydum? Bu herif beni dövüyor, bu herif beni kovuyor. Eve iki ekmekten başka bir şey getirmiyor diye. Sonunda herif öldü. Ne yapsak bilmem ki. Zühre şimdi mi kıymetli oldu? Aa, delirmişsin sen. Buralara kadar geldim, ortalığı ayağa kaldırdım. Bana teşekkür edeceğine, bir de istemem deyip nankörlük mü ediyorsun? Teşekkür etmeye ederim. Başka diyecek bir lafım yok. Kadın döven erkeklerden şikayetçiysen abla, önce kendi efendine bak. Bizim gibi kapıcılar hiçbir şey bilmez, anlamaz görünürler ama her bir şeyi duyarlar, anlarlar. Ben onun da sana kaç kere el kaldırdığını gördüm. Nafile dünya. Okumuşu da bir, garibi de. El alemin evinin işine karışıp gevezelik etme. Sizler busunuz işte. İyilik et, kemlik bul. Busunuz siz. Sağ ol abla. Ben seni zaten hiç sevememiştim. Aman ne halin varsa gör. Neler yaptınız? İçeride yeni bir haber var mı? Durumu çok fena. Ne dediğini bilmiyor. Seni savunacağız. Sana avukatlar tutacağız. Ezilmiş, aşağılanmış bir kadın olarak seni aklayacağız dedim. Ne dediğimi anlayamadı bile. Öyle baktı yüzüme. Ama biz gene de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zühre, ezilmiş kadınların tipik bir örneğidir. Erkek egemenliğinin açık bir delilidir. Erkeklere Zührelerin şahsında hadlerini bildireceğiz. Burada bir fotoğrafınızı çekebilir miyiz? Tabii, neden olmaz? Tamam, şurada durun. Çok teşekkürler. Bir de çok güzel. Teşekkürler. Aa, burada mıydın canım? Ne arıyorsun burada? Seni. Ne işin var senin burada? Zühre'yi yoklamaya geldim. Belki bir isteği vardır diye. Ne var bunda kızacak? Bu kadarını bırak da sen işine bak. Ne olmuş işime? Bir kusur mu etmişim? Hadi hadi hadi. Çalıştır şu arabayı da. Benim kafamı daha fazla kızdırma. Sokak ortasında helaleme rezil olmayalım. Allah Allah! Ne yaptım ki ben? Başından bir güçlere karışıyorsun. Yetmez mi? Canım sana soracaktım, yerinde bulamadım. Arkadaşlar karar almışlar. Sen tanıyorsun, sen git dediler. Aha, sen de gazetecileri topladın, buraya geldin öyle değil mi? Olur mu canım? Onlar zaten hep burada bekliyor. Seni bekliyorlar değil mi? Hadi hadi bas şu marşına da gidelim şuradan. Mopusane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mapusane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mahpusluk bir şey değil, ayrılık var bir yandan. Ben verem oldum. Zühre çabuk ol, seni bekliyorlar. Mahpusluk bir şey değil, ayrılık var bir yanda. Ben verem oldum yar yoluna.
Merhaba Zühre, nasılsın? Biraz dinlenebildin mi? Gel otur şöyle. Sağ ol abla, ben iyiyim. Sen nasılsın? Sana iyi haberlerim var. Öyle mi? Nasıl iyi bir haber? Çocuklarından. Ben sizi sonra çağırtırım. Kim getirdi? Kim getirdi bil bakalım. Nereden bileyim, nasılmış çocuklar? Ben getirdim. İyiler, çok iyiler. Kocanın köyüne gittim. Yassıbören'e mi? Gerçekten mi? Otobüsle mi? Yok, kendi arabamla. O kadar uzak değilmiş ki. Bebeleri gördün mü? Kendi gözlerinle gördün mü? Gördüm ya, çok iyiler. Kızın aklı ermediği için o daha iyi. Yalnız akşamları annen nerede diye huysuzlanıyormuş. Oğlan bir şeyler anlamış ama tam olarak bir şey bilemiyor. Tutmuş amcasının elinden, bir türlü ondan ayrılmıyormuş. Dürdane her ikisine de çok iyi bakıyor. Seni aratmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dürdane mi dedin? Dürdane ya. İhsan'ın asıl karısı o. Çok hanım kadın. Çok da akıllı. Kaynanın elinden almış çocukları. Sen yaşlısın. Madem İhsan'ın çocukları, bakmak bana düşer demiş. Nasıl yapmış bu insaniyeti? Ben olsam yapmazdım. Hani kumanın bebeleri diye. Yo, sen de yapardın herhalde. Bir kadın darda kaldı mı diğer kadınlar ona arka çıkar. Çıkmalı, öyle değil mi? İyiler demek, sen gördün demek. Kaynana bana lanet yağdırıyordur herhalde. Anadır. Bakma sen ona. Kimseye bir şey söylediğim yok. Suçluyum. İstemedim ama oldu. Dürdane'yi tanıyorsun değil mi? Gelmiş size apartmana. Geldi ama durmadı. Beni bilmiyormuş. O namussuz beni aldattığı gibi onu da aldatmış. Şehirde bir karı aldım dememiş. Çok yalnızım diye mektuplar yazmış. Biliyorum. Hepsini anlattı. Çocuğu olmuyormuş. Hiç olmamış. Kaynanası kısır karı, vergisiz karı, çorak toprak diye başına kakıyormuş her gün. Dürdane arından utancından yerin dibine geçiyormuş. Ertesiyle burçak yolarken dertleşiyorlarmış. Neden benim çocuğum olmuyor diye sorarmış Dürdane. O da her şey kısmetle Dürdane dermiş. Ben buna öldüm Allah cevap istiyorum diye tutturmuş bir gün. Bu kurt benim içimi kemiriyor. Esah mı benim kısırlığım yoksa bunda ne iş var? Bakarsın adamın gücü yoktur. Ama nereden bileyim? Kodu beni gitti. Sınamanın mümkünü yok. Lakin ben bunun doğrusunu istiyorum demiş demiş ağlamış bir gün. Doğrusunu beni görünce anladı. O gün hiç unutmuyorum. Evet, bana da anlattı. Bir gün köyün kadınları toplanmış konuşuyorlarmış. Soyadın? Soyadım Yarıcı. Evli misin? Evet. Nasıl evlisin? Bildiğin gibi işte. Neden öldürdün? Şimdi her şeyi bir bir anlat bakalım. Hiçbir şey saklamadan, ne biliyorsan. Yok, saklayacak ne var? Ölmüş işte garip. Ortada. Üzülüyor musun? Üzülmez miyim sen? 9 yıllık eyalimdi. Peki ne yaptı da baltayı salladın adama? Bana git dedi. Ben de gitmem dedim. Bana bak git, beni söyletme dedi. Ben de sen ne biçim adamsın ya, beni ona gönderiyorsun dedim. Savcı adam öldürdüğün için senin cezalandırılmanı istiyor. Mahpusane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mahpusluk bir şey değil. Ayrılık var bir yandan. Ben verem oldum. Zühre çabuk ol, seni bekliyorlar. Kocanın köyüne gittim. Yassıbören'e mi? Gerçekten mi? Otobüsle mi? Yok, kendi arabamla. O kadar uzak değilmiş ki. Bebeleri gördün mü? Kendi gözlerinle gördün mü? Gördüm ya, çok iyiler. Dürdane her ikisine de çok iyi bakıyor. Seni aratmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dürdane mi dedin? Dürdane ya. İhsan'ın asıl karısı o. Çok hanım kadın. Çok da akıllı. Kaynanın elinden almış çocukları. Sen yaşlısın. Madem İhsan'ın çocukları, bakmak bana düşer demiş. Nasıl yapmış bu insaniyeti? Ben olsam yapmazdım. Hani kumanın bebeleri diye.
çocuğu olmuyormuş. Hiç olmamış. Kaynanası kısır karı, vergisiz karı, çorak toprak diye başına kakıyormuş her gün. Dürdane arından utancından yerin dibine geçiyormuş. Eltisiyle burçak yolarken dertleşiyorlarmış. Neden benim çocuğum olmuyor diye sorarmış Dürdane. O da her şey kısmetle Dürdane dermiş. Ben bunu öldüm Allah cevap istiyorum diye tutturmuş bir gün. Bu kurt benim içimi kemiriyor. Esah mı benim kısırlığım yoksa bunda ne iş var? Doğrusunu beni görünce anladı. O günü hiç unutmuyorum. Evet, bana da anlattı. Bir gün köyün kadınları toplanmış konuşuyorlarmış. Dürdane kız, kepçağına kantaran otu kaynatmış. Nazlı'yı buyuğa oturtacakmış. Sen de varsana. İşimiz kantarana kaldıysa vay başımıza. Öyle deme kız. Kaç karının kantaron buğusundan bebesi oldu. Siz benden daha iyi biliniz emme. Benim bildiğim kadarıyla bir tek kantaron büyüsüyle olmuyordu. İyice bozdu bu kız. Kız Dürdane, ben seni akıllı bir karı bilirdim. Bıraktılar mı? Senin de yüzüne vursalar her gün çorak karı, bereketsiz karı, kısır karı diye yüzün mü kalır? Baba, kasabaya bir doktor gelmiş, doğum doktoruymuş. Bir yolunu bulalım da git ona görün he kız. Kadın doktoru muymuş? He ya, kadınmış, kadınmış. Vay yavrum, kadından da doktor oluyormuş demek. Olma mı? Okumayı, yazmayı söktün mü her bir şey olabilirsin şehirde. Geden var mı bizden? He ya, makineci Azime'nin gelini gitmiş. Sen de git kız. Git bir görün bakalım, derdin neymiş? Kaynanam koy vermez ki. Dinleme kız, hiç dinleme. Git. Kötülüğe gitti diye bir de beni boşattırırlar. Varsın olsun, boşanmamışsın da ne olmuş? İnceldiği yerden kopsun. Kopsun kız. Param var mı? 2-5'i bir yerden var kaynanamdan saklı. Ha. Vallahi önüme duvar da çekse satar giderim. Durma Dürdane, durma. Ama anama haber etmeye gidiyorum. Boş Dürdane, boş. Bana arka çıkın karıma. Korkma Dürdane, korkma. Evet. Kardeş, saray apartmanı burası mı? Ne dedi? Saray, saray. Deli mi ne? Oh, hanımım. Bizim İhsan'ın kapıcı durduğu apartman burası mı? Nereden bileyim ayol? Ana bilinmez mi? Sen burada oturmuyor musun? Hayır, ben orta yolda oturuyorum. Orta yolda oturuyorum. Oh hanımım, şu kağıdı bir okuyiver ne olur. Aa, saray apartmanı, 59 numara. Ha. Bizim apartman. Bizim hayırsızlığı iş tuttuğu yer bura demek. Ne dedim? Bu sarayın kapıcısı. İhsan'ı biliyor musun güzel hanımı? İhsan efendiyi mi? Gündelikçi misin sen? Yok, ırgat değilim. Bazı burçağa giderik ama. Ha, çamaşıra mı? Ne diyorsun mesela abla? Göğün gürül gürül deresi var iken şehre hiç çamaşıra mı gelinirmiş? Ne dediğini anlamıyorum hanım. Ne istiyorsun sen? İhsan'ı arıyorum Yassıviran göğünden. İhsan yarıcı. Kapıcınız değil mi sizin? Tamam, sen onun annesisin. Karısıyı. Karısı ha? Hep söylüyordum, sonunda olan oldu. Beni mi diyordun hanımı? Gelir diye mi? Ya. İyi de bizim herif nerede? Anana rahmet bir deyiver. Apartmandan iki kat aşağı in merdiven. Arka daire değil, ön daire. Ah, dairede çalışıyormuş demek. İhsan! İhsan! Ne oluyorsun kala, kapıyı yıkacağız. Kimsin? İhsan'ın karısıyım. Sen kimsin? Ben İhsan'ın karısıyım. Boyun devrilsin, olamaz. Neden? Çünkü İhsan'ın karısı benim. Davet edeceğim var mı? Sen onun karısı olamazsın. Çünkü o alçak köyde karım yok dedi bana. Daha önce hiç evlenmedim dedi. Nikah mı kıydı sana? İmam nikah. Aha benim nüfus cüzdanım. Aha. Bu da evlilik cüzdanım. Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Defol buradan git diyorum. Git, defol. Ben o yüzden denilen herifle hesaplaşmasını bilirim. Ya benim hesabım ne olacak?
Hele şunlara bir bak. Hay Allah. Ben kimlerin kapısına gider? Ben kimlerin kapısına dayanayım şimdi? Kime gidersen git. Git defol buradan. Laf anlamaz mısın sen? Kız sen kimin evinden kovuyorsun? Önce herifi alıyorsun, damımın başıma yıkıyorsun, sonra da bu kapıdan çık git diyorsun. Öyle mi? Ben üstüme geldi, paralarım ha! Dağlı erkek olunca boynunu alıyorsun emme. Öyle değil mi köpek? Sensin köpek, sensin! Hadi biz namusumuzla... Çık git buradan! Devlet nikahımız... Oy kız! Oy, sen yüklü müsün? Bebem mi var? Ay başıma... Sana ne yüklüysem? Vay benim başıma gelenler! Vay benim kara yazım! Oh! Uşaklar, neredesiniz? Gelin de bir halimi görün! Oy, oy. Ne oluyorsun be kadın? Apartmanı ayağa kaldıracağım! Uluyup durma! Kaç aylık kız? Sana ne? 7. İhsandan öyle ya! Ya kimden olacak? Boyamsızın bebesi oluyormuş demek. Benim gibi karının eline düşerse olur. Bir de sana yürü yazdım kız. Vay talihsiz Dürdanem. Vay vay vay. Senin çocuğun yok mu? Vermedi Allah. Elim kolum bomboş. Bir bebem olaydı. O yassı burunlunun peşine mi düşerdim hiç? İstiyor musun? Kadınlık ne demek kız? O sancıları çekmeden, o sütleri emzirmeden, o beşiği sallamadan kadın olabilir mi kadın kısmı? Olamaz. Allah'a sersemi, diye de bin şükret. Bende bir de oğlan var bu devirde. Yarı aç, yarı tok. O da İhsan'dan mı? O da o mendi buradan. Öyle diyorsun da ne demeye vardın ona? Neye doğruyor? Var mı öyle? Şimdi bütün apartmanı başımıza toplayacağım. O sırada İhsan değil de kim olsaydı ayaklarına kapanacaktım. Çekti aldıydı beni. Elin günün içine karım diye çıkardıydı. Herkes bana Zühre Hanım diyordu. Şimdi sen geldin. Her şey bozuldu. Yoo. Tövbe. Neden bozulacakmış ki? Bu viranede iki karıyla mı yaşayacak İhsan Paşa'mız? Hiç salanma kadınım. Ben buralarda durucu değilim. Gidiyor musun? Durur muyum? Kimseye görünmeden mi gideceksin? Yusalanma dedik ya. Ama ne yana gideceğim? Göğe gidince ne diyeceğim? Kaynanam gideceğim varsa göreceğin de var dediydi. Demek senin içindi. Göğüm kadınları git herifini ara dediler. Mehmet yenge git bir de kadın doktoruna görün dediydi. Gittin mi? Gittim. Ne dedi? Hani senin herifin nerede dedi. Al onu da beraber getir dedi. Alçak köpek. Kime dedin kız? Seni de beni de aldatan o namussuza. Ne o? Yoksa kıyamıyor musun? O nasıl söz? Artık kıyması kıymaması mı kaldı? Sen benim göğsümdeki nüfus cüzdanına ne bakıyorsun? Gayri o benim değil. El bana gari, o senin helalin. Değil mi ki ev bak kurmuşsun, döldöş sahibi olmuşsun? Ne tuhaf kadınsın sen. Akılsızın tekiyi yalan mı? Bakalım seni görünce ne yapacak? Beni görmeyecek. Yüz yok ki. Hangi yüzle görecek beni? Nereye gideceksin ki? Göğe. Olsa da dövse de orası benim göğüm. Paran var mı dönmek için? Olmasa da yürür giderim. O hayasızdan 5 kuruş istemem. Onun değil benim param. Veririm sana. Karı kısmının parası mı olurmuş? Gündeliğe giderim, işe. Her gün bir başka eve. Kimine çamaşır yıkarım, kiminin evini toplarım. Her gün 2500 lira. Amanın! Ne yaparsın kız o kadar parayı? Alır elimden o serseri. Bütün parayı alır kumar oynar. Vay gavur! Köy yerinde de oynardı. Demek karı parası yer öyle mi? Kumarda hem de. Öyle. Ama yine de gizlide param var. İster misin? Vereyim mi? Gel kız gel. Her iş bitti de bir de kuma parası mı yiyecek bu garip dürdane? Gene de sen benden daha iyisin. Bunu bil. Ne demeye böyle dedin?
Ne diyor ki sana? Neler etmedi ki? İlk günler yanda tutuştuydu benim için. Ya da bana öyle geldiydi. Seni Almanya'ya götüreceğim dedi, olmadı. Köye gideriz dedi, olmadı. Sonra da baktı usandı benden, huysuzlanmaya başladı. İşi gücü de bıraktı. Zühre koş kız, 7 numaranın zili çalıyor bak. Zühre koş, taşları yıka, merdivenleri sil. Daha yattığı yataklardan da kalkamaz oldu. Ayılınca da kahveye barbut atmaya koştu. Gövde de akşama dek deve gibi devrilir yatardı. Hep o gınalı Halime'nin suçu. Oğlanın defesine çıkartmış. Sen iste, ben bulurum her şey demiş. Ben onun anası değilim ki. Ben bulurum demedi. Böyle olunca da beni dövdü dövdü, zorla paralarımı aldı elimden. Paramız kalmayınca da beni Meltem apartmanın kapıcısına sattı bir gün. Ne? Ayılınca da vallahi ne ettiğimi bilmiyorum. Sarhoşlamışım diye yeminler etti. Kız, bebelerim var. Kız nasıl olabilir? Bu şehir yerinde her şey olur. Oluyor işte. Ben kazandığım bütün paraları ona veriyorum ki bir daha beni kimselere satmasın. Bebelerimi de bırakıp gitmesin. Ama yetmiyor işte. Nereye gidebilirmiş ki hele? Hele bu namussuzluğu bize etti. Hele bir de size etsin. Aha bu Dürdane, bir canavar kesilir ki, bir kurt kesilir ki, onun hakkını eline verir. Bunu böyle bilesin. Ben Dürdane için bir şey yapamadım. Ama bil be kadın, senin adına meşeler gibi dayanırım da onu dünyaya geldiğine pişman ederim. Aha böylece de ona. De ki, eğer bir gün aklına eser de köye gelmeye kalkarsa, bir gün vay benim anam bacım vardı diye yassı bir an göğüne şöyle bir yönelirse, aha daha köye girmeden, daha köyün mezarlığında Dürdane adında bir çınar önünü öyle bir keser ki, erkeklik öldüyse öldü, kadın kısmının yüzü daha yere gelmedi. Duydun mu? İyi duydun mu? Evet, böyle dediydi. Tam böyle. Girerse köye onu vururum. Yine böyle söylüyor. Ben onun arkasındayım diyor. Gelip tanıklık edecek sana. Selamlar gönderdi. Tanıklık edecek öyle mi? Peki ne diyecek? Ne diyebilir ki? O adamı ben öldürdüm. İstemedim ama oldu. Beni ne kul affeder ne de Allah. Sana inanırlarsa cezanı hafifletirler. Tanıklık edecek öyle mi? Demek dünyada helal süt emmiş insanlar da var. Olmaz olur mu? Elbette var. Sen de onlardan biri misin ablam? Ben görevimi yapıyorum Zühre. Belki de bu dünya sizin yüzü suyu hürmetiniz ayakta duruyor. Öyle mi? Sayın yargıcım, izin verirseniz başka bir tanığımız daha var. Maktul İhsan'ın nikahlı karısı. Lütfen onun çağrılmasını istiyoruz. Maktul'ün karısı gelsin. Burada konuşulmaz. Ha, buyur. Şöyle geç. Benim sorduklarıma cevap ver. Sen hakim misin? Ben ne soruyorsam ona cevap vereceksin. Burası mahkeme salonu. Burada evindeki gibi konuşamazsın. İyi, sen bilirsin. Hakim Hanım, ben bu... Adın soyadın? Dürdane Yarıcı. Yaşın? 28 vardır herhalde. Babanın adı? Mustafa Tosun. Annenin adı? O da Zülfiye Tosun. Hangi köydensin? Yassı bir an. Ne iş yaparsın? Her bir işi yaparım. Irgatlık, çobanlık, bostancılık, makina, dikiş, dokuma. Her bir şey. Gürültü etmeyin. Gürültü ederseniz hepinizi dışarı çıkarırım. Bakmayın onlara. Varsın bağırsınlar. Ben yine de diyeceğimi diyeceğim. Varsın İhsan'ın anası babası da bağırsın. Yetti be Hakim Hanım. Yetti bitti. Bak, sen de bir kadınsın. Bilmem bizim halimizi bilin mi? Biz böyle aptal avrat gibi kaldıkça bugün Zühre'ye yarın Hatça'ya. Sarı öküzün yemediğini ye, duymadığını duy. Kıçı kırık it gibi akşama dek kalkı. Ne sesin çıksın ne de soluğun. Garı olduğun için de ne kaçabilirsin ne gurbete gidebilirsin. Şimdi deyiverin bana. Garı kısmının yazgısı hep bu mu? Bak ben sana... Bunun bir çaresi bir yolu yok mu?
Bizim gibilerin bir sabısı bir gayranı yok mu? Yoksa biz ne güne duruyoruz? Şu Zühre kadın herifin başına balta indirdiyse kötü etti. Kötü etti ama inan bana hakim hanımım bir kendi için itmedi. Dayak yiyen tüm Zühreler için etti bu işi. Ele satılan, değiş tokuş edilen cümle talihsizler için. Cezası büyük emme, suçun ortakları da biziz. Ona vereceğiniz cezayı biz de çekmeliyiz. Çekmeliyiz ki ihsan gibi adaletsizlerin gökü vurusun. Allah'tan bütün herifler ihsan gibi değil. Zühre o kötünün ceremesini çekecek. Sana her şeyi anlattım hakim hanım. Neler çektiğini anlattım. Sen de bir kadınsın. Zühre'nin neler çektiğini benden daha iyi bilin. O çaresiz hapis yatacak. Ama suçunun cezasını biz karılar hep birlikte çekeceğiz. Çekelim. Hepsi bu kadar. Celse tatil edilmiştir. Köye varınca hakkını bayram etmezsem bana da kınalı Halime demesinler. İki avrak bir olup oğlumu canından ettiniz. Sizi düşkünler sizi. O canından oldu da biz olmadık mı? Sus köpek sus. Zaten yüreğim yanıyor. Yüreğin yansa başka türlü olurdu ne yanan. Ben senin anneannen değilim. Hoşt! O karının daracına gittiğini göreceğim inşallah ama ne yazık ki seninkini göremeyeceğim. Sen ne istiyorsun helalimin karısından? Hani senin yüreğin ana? Dondu mu? Hani kadın analığın öldü mü? Sarıp ısıtacağına, sevip avutacağına. Sus kız sus. Sus yoksa ben de seni vurdum. Hani? Hani rahmet? Hürdane! Hani? Ne yapıyorsun? Hani? Burada böyle tartışılmaz. Bundan paralayacaklar seni. Gel benimle hadi gel. Gel. Yo avukat hanım. Bir şey yapamazlar. Bakma sen onlara. Bakma sen onların göpürüp taşmalarına. Zehirleri dillerinde. Yürekleri kabidir onlar. Çorak toprak gibidir bozkırın insanları. Ne var ki severler bilmezler, çekerler bilmezler. Ama avukat hanım, biz senlice yağmur indi mi? Bir dua gibi rahmet yüreklerine ığıl ığıl yağdı mı? O çorak topraklar binlerce renkli çiçek dökerler. Yürekli zührelerin gülleri açar o güzelim bozkırın boz topraklarında. Bakma sen onlara.